Rabbimize yakın olmak için ne güzelliğin ne de servetin önemli olmadığını, önemli olanın ancak samimiyetinizin ve amellerinizin olduğunu, Allah sizin ne dış görünüşlerinize ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Sözün ile öğrendik ey Nebi. İyilikte bulunmak ve sadaka vermek için illa zengin olmak gerekmediğini, gözlere görmeyene yol göstermenin de, camiye gitmek için attığımız her adımın da, hatta gülümsemenin de bir sadaka olduğunu senden öğrendim. Faydasız ilimden sana sığınırım diye dua eden bir peygamberdir. Güzel soru sormanın, ilmin neresi olduğunu senden öğrendik. Senden öğrendik ey Nebi! Doğruluğun iyiliğin de cennete götüreceğini, yalanın kötülüğün de cehenneme götüreceğini senden öğrendik. Kız çocuklarının öldürüldüğü bir toplumda onları omzuna alıp gezdirecek kadar çok seven bir baba olarak, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez diyerek örnek bir baba nasıl olunur senden öğrendik. Bizler güzel insan olmayı senden öğrendik en güzel insan. İnsanların birbirleriyle iyi geçinmeleri gerektiğini, müminlerin ancak kardeş olduğunu, mümin bir kişinin din kardeşine 3 günden fazla küs kalmasının helal olmadığını senden öğrendik ey Resul. Bir işi bitirdiğinde kalk diğerine koyul diye emredilen bir peygamberden 2 günü birbirine eşit olanın zararda olduğunu öğrendik. Senden öğrendik ey Nebi. İnsanların toplum içerisinde kardeşçe yaşamaları gerektiğini, her insanın ayrı bir değer olduğunu, kendisine yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamamız gerektiğini senden öğrendik. Bizler güzel insan olmayı senden öğrendik en güzel insan. Dostluğu, arkadaşlığı ve vefayı Hazreti Ebubekir ve Van samimiyetinden öğrendik. Kişi arkadaşın dini üzeredir uyarını, bu yüzden başımıza tac ettik. Bir Müslümana yakışanın ya hayır söylemesi ya da susması olduğunu, her duyduğunu söylemesinin kişiye günah olarak yettiğini senden öğrendik. Bizler güzel insan olmayı senden öğrendik en güzel insan. En güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye bir peygamberden, kıyamet günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha değerli bir şey olmadığını öğrendik. Kendisinden ahlaksız bir şey yapmak için izin isteyen kişiye, utanmıyorsan dilediğini yap diyen bir resulde, utanmanın imandan olduğunu öğrendik. Bizler güzel insan olmayı senden öğrendik en güzel insan. Bir mümin bir yanlışı gördüğünde onu eliyle, diliyle düzeltmesini, hiçbirini yapamıyorsa kalbinden buğz etmesi gerektiğini kavradık. Çünkü mümin, müminin aynısı olduğunu senden öğrendik ey Resul. Senden öğrendik ey Nebi. Ahlakı ve yaşamı Kur'an olan, az sözde çok şey anlatılmayı ilk edilmiş olan bir Resul'den, sözlerin en güzelinin Allah'ın kitabı olduğunu öğrendik. Senden öğrendik ey Nebi. Dinin samimiyet işi olduğunu, ihlasla yaptığın her işte bir sevap kazandığını. Selam almanın da, selam vermenin de, yoldaki taşı kaldırmanın da, hatta güzel bir söz söylemenin dahi sevap olduğunu senden öğrendik efendim. Karşısına çıktığı zaman kendisinden korkan kişiye, korkma ben de senin gibi Kureyet diyen bir kadının oğluyum diyecek kadar tevazu sahibi olan bir peygamberden, kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceğini öğrendik. Bizler güzel insan olmayı senden öğrendik en güzel insan. Duanız olmasa sizin ne öneminiz var diye hitap buyurulan bir peygamberden, dua etmenin ibadetin özü olduğunu öğrendik. Ben ilimin şehriyim, Ali ise kapısıdır diyen, İlim içinde bile olsa onu gidin alın diye tavsiyede bulunan bir peygamberden, en hayırlımızın Kur'an'ı öğrenen ve öğreten olduğunu öğrendik. Senden öğrendik ey Nebi! İnsanı insan yapan özelliğin hata yapmak olduğunu, ama en büyük erdemin de bu hatasından dönmek olduğunu, her insan hata eder, hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir sözünden öğrendik.
kalbi, şefkat, merhamet ve insan sevgisiyle dolu olan, kimsenin incinmesini ve kimseye kötülüğün dokunmasını istemeyen, merhamet sahibi bir insandan, insana merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez sözünü öğrendik. Bizler güzel insan olmayı senden öğrendik ey güzel insan. Bizler